Baba. Merhaba arkadaşlar. Yine güzel denemelerle, OSM videosuyla sizlerle birlikteyim. Maçlarımıza, slotlarımıza bakacağız hemen hızlı hızlı. Neler denedik, ne fikirler edindik, güncel taktikler hakkında neler değişti, neler fark ettik. Onlara bakacağız. Hemen ilk slotumuzdan başlayalım. İlk slotumuz Estonya Ligi'nde. Neden Estonya? Çünkü Azerbaycan Ligi gibi 17 maçlık, 17 maç mıydı şimdi yalan olmasın dur bakayım da. Kısa bir sezon olduğu için girdim ben bir bakayım. 22'ymiş. 5 gün daha fazla 22 hafta sürüyor. Burada iyi gidiyoruz diyebiliriz. 11 puandayız. Lider 5'te 5 gidiyor 15 puanda. Ne yaptık maçlarımızda hemen onlara bakalım. İlk maçımızda Flora'ya karşı evimizde 0-0 gibi bir skorla kaçırdık. Biz 4-3-3 kullandık. Rakip 4-2-3-1 kullandı. Ve bu şekilde denk bitti maç. Kornerde biz biraz öndeyiz. Burada 4-3-3-B pas oynamıştım. Ama pek de işlememiş gördüğünüz gibi. Tabii benim takımın kötü olması 4-3-3'ü kaldırmaması da işin bir diğer yüzü. Olabilir tabii ki. İkinci maçımızda deplasmanda güzel bir galibiyet aldık. Ezici üstünlükle 4-3-3-A oynadım bu sefer. Çünkü ortaya koyduğum oyuncu orta sahada kimmiş bakın. Ee, kim oluyor burada? Sierra oluyor galiba. Ofansif orta sahaydı. O yüzden 4-3-3-A kullandım. Ezici bir üstünlükle aldık. Burada 4-3-3-A'yı kanat oynadım. Neden kanat oynadım? Çünkü daha önceki videolarda demiştim ki rakip açık oynarsa 4-3-3'ü kanat oynuyorum. İşte kapalı oynarsa paslı oyun oynuyorum gibi o şekilde deneme yapmaya devam ediyorum. Genelde tutuyor gibi. Daha sonra evimizde Nomme Kalju'yu 3-1 yendik. Burada ne yapmışız bakalım? Rakip maşallah burada Allah ne verdiyse agresif çıktı. Ben hiç rakibi takmadım. Dikkatli koydum? Sıfır kartla esici bir üstünlükle rahat bir maç olarak 3-1 bitirmiş oldu. Burada yine 4-3-3 B kullandım ama bu sefer kanat oynadım çünkü rakip de 4-3-3 B'ydi. Kupa maçında oynamadık. Kupa maçımız yoktu, dinlendik. Beşinci maçta şöyle deplasmanda 0-0'lık bir maçımız olmuş. Ona bakalım. Evet. Burada ben şansıma normalde bu ligi saatini ben not almadım. Yani 10 dakika alarmı kurduğum bilik değil bu. Diğer maçlara bakarken, ah hadi bu slota da bir bakayım." dedim. Bir baktım, "Maç oynanıyor." yazıyor. Adam da gizlemiş. Vay anasını dedim. "Bana sen gizli mi basarsın? Ben de basayım gizliyi kesin." dedim. Kamp da basmıştır. Sen de bas kampı. Sonuç olarak böyle oldu. 3 şut gerideydik. Faul olarak öndeydik ama kart olarak bir üstünlük falan filan yok. Kornerlerde rakip önde. Oyuncu puanlarında genel anlamda biz biraz daha iyi gibiyiz ama Maçın adamı da rakip takımda. Sonuç olarak 0-0 bitti. 1-0 yenebilirdi de rakip eğer maç motoru biraz daha rakibin yanında olsaydı yenebilirdi. Hangi maçta kaldık? Kamplı maçta kalmıştık. Evet. Daha sonra 4-2 bugünkü maçımız ve bu slottaki son maçımız. Şimdi burada arkadaşlar çok trollük gibi bir şey yaptım bakın. Golü atana bakın. March. Març. Març. Maçın adamı kim? Març. Ezdik rakibi zaten. Onda sıkıntı yok. Bakın maçın adamı Març. 3 gol atan March. Bu arada 4-3-3'te sol kanatta oynayan kim? Bakın forvet olarak. Març. Evet bu adam burada oynayıp maçın adamı oldu ve 3 gol attı. Bunu da bir dipnot olarak düşüyorum nasıl oynadığımı da 4-3-3'te şöyle genel anlamda göstereyim. 4-3-3'te genelde bekler ileri yapıyorum. Kanatları kullan ya da paslı oyun. Bekleri her türlü dışarı çıkarmaya çalışıyorum. Daha iyi sonuç aldığımı fark ettim bekler ileri de. rakip eğer hani kontra uzun top kullanmıyorsa kapalı tutuyorum. Baskı, stil, tempo hepsini yüksek tutuyorum ama risk fazla olmaması açısından evde baskımı daha yüksek tutuyorum. Stilli tempoyu 60'ta bıraktım. Bu zamana kadar böyle oynadım. Ligdeki yerimiz de şu an üçüncülük. Böyle devam ediyoruz. Bakalım. Burada dördüncü ya da beşinci maçta kupa, kupadan elendikten sonra aldığım bir <laughs> lig diye hatırlıyorum bunu. Yine de güzel toparladık kadroyu. Burada da Maçların hepsini göstermeyeceğim. Şöyle aklımda kalan önemli maç varsa onlara bakacağız. Onları göstereceğim size. Bir tane e, deplasman maçım vardı sanki benim. Ha, şu galiba. Bir bakacağım ona. 4-4-2 B. Heh, evet bu maç. Bakın bu maçta 16'ya 6 şut ezildik. Rakip ne çıktı? 4-3-3 A. Bunda kanat çıktı. Bizde 4-4-2 B çıktık kanat çıktık. Rakibimizle bizim kadro arasında aşırı bir fark yoktu. Artı ben biraz öndeydim. Rakibin de sahası sıfırdı. O yüzden ben gittim stili 59'da bırakmayayım dedim. Hadi 60 olsun. Artı bir de bekleri ileri çıkardım. Ve böyle bir sonuç aldım. Daha sonra yine buradaki stili 60 yapmamdan kaynaklanan fikre dayanarak şu maçı da kanıt olarak gösteriyorum bakın. Son maçım Portland Timbers'a karşı. Bu arkadaş kanalımızda birkaç tane yorumu olup benim olduğum lige katılan arkadaş. Birbirimize başarılar diledik hatta. Bakın burada da ne yaptım? 4-4-2B koydum. Rakip kapalı oynadı. Ben kaleyi görünce vur denemek istiyordum zaten. Onu denedim. Kadrom az biraz farklı öndeydi. Yine aynı durum. Fark olarak saha benimdi. Gittim gene stili 60 yaptım. Gene sonuç böyle oldu. 6'ya 6 şut. 15'e 15, e 15 faul. İşte sarı kartlar birer tane. Toplu oynama 51'e 49. Hareket bölgeleri bizde daha güzel. Ama bizim tek golümüz Immobile ile penaltıdan. Rakibimiz 2-1 bizi yenmesine rağmen maçın adamı da bizde. Yani şimdi eğer bu maçı bana yorumla derseniz maç motoru rakibin yanında olmuş. Bunu açıkça söyleyebilirim. Hatta şuradan söyleyebilirim bakın. Partey ve Niguez sakatlanmış gözüküyor değil mi? Bakın şimdi arkadaşın kadrosuna gidelim. Portland Timbers. Bakın şimdi Partey sakat mı? Değil. Anlık sakatlık. Yani başka sakat oyuncu yok gördüğünüz gibi. Yani tek maçlık sakatlık yaşanmış. Öyle hani sakatlansın 6 maç sakatlık, 3 maç sakatlık değil. Şimdi maç motorunun dışında benim diğer maçta söylediğim olaya da ben biraz hak veriyorum. Şurada şöyle düşüneceğim artık. Eğer 4-4-2 oynuyorsam, stili ofansif yapmak iyi gelmiyor. Yani güzel bir istatistik alabilirsiniz, denk bir istatistikte kalabilirsiniz ama alacağınız sonuç sizi tatmin etmeyebilir. Rakipten ne kadar üstün olursanız olun, eğer 4-4-2 oynayacaksanız şöyle maksimum 59 oynayın bence. Bundan sonra ben de böyle deneyeceğim. Bu bu tarz denemelerime göre bakacağım eğer tutuyorsa böyle devam edeceğim. Şimdi diğer slotumuza geçelim. Dalian Pro Çin Ligi. Bunu da Amerika Ligi'ndeki e, 4 maç, 5 maç geç alma esprisi esprisi gibi oldu. Bunu da böyle geç aldım. Aynı zamanlarda aldım hatta. Şöyle dikkatimi çeken maç e, var mı diye bakıyorum. Hmm, 7-0'lık bir maç vardı burada. Galiba 4-4-2 ile 7-0 olmuştu. Bir onu göstereyim, ona bakayım. Pedro Gonçalves falan yok. 4-3-3-B ile yapmışız. Zaten rakip 4-2-4-B. Yani bot gibi bir şey. Hatta belki bırakmıştır, bot dizmiştir yani bilemiyorum. Bilemiyorum o kadarını. Öyle yani deplasmana göre güzel bir maçtı öyle diyeyim ben size. Evimizdeki 6-0'lık bot maçına mesela bakmıyorum hiç. 1-0 yenildik. Şurada şu 1-0'ların biri çok garip bir şeydi. Şimdi burada da 4-2-3-1'de ben şey denediydim. 59, 50, 50 gibi bir şey denemiştim. Hani evimdeyim, çok kapanmayayım. Çünkü rakip yüksek, bayağı yüksek. Zaten bir liderdi galiba şu anda. Bakayım. Evet, şu anda lider. 45 gol atmış, 7 gol yemiş. Kadrosu da Aha şu yani. 436 M. Biz şu an 272 M'yiz. O zamanlar daha da fazlaydı ee, fark. Hani çok da dedim kapalı oynamayayım. 50 dengeli stil bırakayım. Azıcık hani gol atmaya çalışayım. Onu bile tutmadı yani. Diğer maçlara bakalım şöyle. Şimdi o maçı bulmaya çalışırsam video uzayacak. Aramayacağım. Şöyle son maçlardan. Bugün güzel bir e, 1-0 maçımız vardı. Burada da 4-4-2-B denedim. Onu göstereyim. Burada rakibi ezdik ama çok az gol attık. Neden böyle oldu? 4-4-2 B'de kaleyi görünce vur oynadım. Neden? Ç şöyle bir e fikir düşündüm çünkü. Şimdi bakın, şöyle hücumları göstereceğim. Forvetlerimin hücumu 88 ve 90. Oysa ki orta sahada 99 hücumlu bir adamım var. Dolayısıyla bu adamın hücum gücü Hücum, forvetlerimin hücum gücünden fazla olduğu için ona daha fazla şut imkanı tanımak istedim. O yüzden kaleyi görünce vur denedim. Hatta bekleri de ileri çıkardım ofansif oynayacağım için. Bakın gene şu durum doğmuş oldu. Bu kadar istatistikle nasıl bir tane golü zor attı. Şimdi hemen yanıtını veriyorum. Stili ofansif oynadığım için. Eğer ben burada stili 59 yapsaydım büyük ihtimal İki gol atacaktık en az. Hatta hiçbir şeyi değiştirmeden dur bakayım. Her Herkes yerli yerinde. Görevlerimiz yerli yerinde. Tamam. Setili de 59 yaptık. Heh. Hangi takımdı o? Şuradan e, görsem hatırlarım. Guangzhou R ve F takımı. Hemen dostluk deneyelim. Guangzhou R Bakın 2-0 oldu. Skordan ziyade ben şimdi istatistiğe bakacağım sizlerle ilk defa deniyorum bu şekilde. Hani stili ofansif oynamadan ofansif bir sonuç beklemek ondan bahsediyorum. 5 şut fark oldu. 62'ye 32 oynadık. Oyuncularımız çok daha iyi oynamış oldu. Ama burada yine de Henderson'a ben gol attıramadım. Bunun üstünde daha çalışmam gerekiyor demek ki ama bunu bulacağıma inanıyorum. Bakalım dakikamız 10 dakikayı geçmiş. Slotlarımızı da bitirdik. Taktiklerimizden bahsettik, ne denediklerimizden bahsettik. Bundan sonra da daha iyi e, videolar çekmeye devam edeceğim. Neden bir süre yine video çekemedim? Arkadaşlar bir hastalığa kapıldım. Soğuk algınlığı gibi e, başladı, korona gibi devam etti. Korona şüphesiyle zaten ben fazla yataktan kalkamadım. Bir halsizlik, yorgunluk. Ama antibiyotikle ayaklanınca artık bir video çekeyim artık dedim ve çektim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Maçlarınızda bol şans arkadaşlar. Görüşmek üzere.